Ahmet Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun siz. Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Ahmet Bey, Ahmet Zorlu Kuaför olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Fakat öncesinde ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Ahmet Zorlu kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ben 1985 yılında Kilis'te doğdum. Mesleğime Eskişehir'de 96 yılında başladım. Yaklaşık 22 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Evet. Eskişehir'de yetiştim ve sürekli olarak Eskişehir'de hizmet verdim. İstanbul'da eğitimlerim oldu. Farklı yerlerde çalıştıktan sonra 2017 Mart ayı içerisinde kendi işletmenizi kurdunuz. Ahmet Zorlu Kuaför olarak burada da işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Peki Ahmet Zorlu Kuaför olarak sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz işletme hakkında bilgi alabilir miyim sizden? Yaklaşık bir yıldır bu kendi işletmemi çalıştırıyorum. Evet. Bir yıldır bay ve bayan olmak üzere ve buradaki arkadaşlarımız, tecrübeli elemanlarımızla birlikte güzellik anlamında da bayanlara hizmet vermekteyiz. Evet. Bunu elimizden geldiği kadar hijyen bizim için birinci sınıfta olup, en üst seviyede olup, hijyenle beraber en kaliteli ürünlerimizle çalışmaktayız. Ve arkadaşlarımızın hepsi profesyonel ekipten oluşmaktadır. Evet. Bay ve bayan olarak sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Yani gelen biri bayan ya da bir bay, buradan ne tür bir hizmet alabiliyor sizden? Güzellik anlamında ve saç anlamında bütün hizmetleri alabiliyor. Cilt bakımı olsun, saç boyama ve çeşitleri, saç kesimi, manikür, pedikür, el ayak hizmetleri. Baylarda da yine aynı şekilde bütün hepsi mevcuttur. Evet. Yani kişisel bakım olarak buradan A'dan Z'ye bir kuaför ya da bayan bölümünde de bir güzellik merkezi olarak A'dan Z'ye bütün hizmetleri sunuyorsunuz diyebiliriz. Tabii ki. Şimdi efendim çok hassas bir sektörde hizmet veriyorsunuz. Bunu sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Yani neleri göz önünde bulunduruyorsunuz Ahmet Bey? Yani bu 22 yılda edindiğim tecrübelere göre müşteriyle ilk önce tamamen kişisel iletişimi en ön safta tutuyorum ben. Evet. Geldiği zaman müşteriyle iletişimimi güler yüzlülükle ve anlaşılabilir derecede tuttuğum için zaten belli bir kitleye de hizmet verdiğimiz için kendi kitlemize çalışıyoruz daha çok. Evet. Yani hizmet sektörü olduğu için beşeri ilişkiler tabii ki burada çok önemli. Bunun dışında tabii ki bir kuaför salonunda temizlik, hijyen. Temizlik, hijyen bizim buradaki ana temel unsurumuz. Evet. Biz buradaki temizlik, hijyene en üst düzeyde önem veriyoruz. Çünkü bizim için insanların sağlığı en önemli şeydir. Evet. Onun haricinde zaten genel hizmetlerimizden insanlar zaten, çevremizdeki insanlar bunları zaten iyi biliyor ve profesyonel bir şekilde arz ediyoruz yani. Evet. Siz burada butik hizmet veriyorsunuz diyebiliriz. Evet. Şimdi biraz da ayrıcalıklarınızdan bahsedelim. Şimdi sektör olarak baktığımızda çok geniş bir sektör. Siz de bu sektörün içerisinde yalnız değilsiniz. Ahmet Zorlu Kuaför neden tercih edilmeli? Yani sizi diğerlerinden ayıran en büyük en önemli özellikler nelerdir? Yani yine dediğim gibi Eskişehir'de Ahmet Zorlu neden tercih edilmeli? Yani ben kendim mesela bir müşteri yerine koyayım kendimi. Empati yaparak hizmet veriyorsunuz. Yani empati yaparak hizmet veriyoruz ve ayrıca neyi düşünmem gerekiyor? İlk önce sağlığımı düşünmem gerekiyor. Evet. Çünkü benim kuaför alanındaki hizmetim kesinlikle bana zarar vermeyecek. Ve her şeyden emin olmam gerekiyor. Evet. Biz buna büyük önem veriyoruz. Ayrıca mutlu olarak çıkmamız lazım kuaför salonu. Çünkü kuaför dediğiniz şey size güzellik katan, sizi mutlu eden, İşte sizin en zor anınızda belki yanınızda olan bir şeydir yani. Evet. Biz bunun için buradayız. Evet. Tabii burada çalışan kadronuzun profesyonel bir kadro olması, uzun yıllardır sektöre hizmet vermiş, gayet uzman bir kadro ile çalışıyorsunuz. Sizin de tabii ki tartışılmaz 22 yıllık bir tecrübeniz söz konusu. Evet. En büyük tercih edilme sebeplerinizden biri de bu diyebiliriz. Şimdi genç bir girişimci olarak 2017 yılı Mart ayında işletmenizi kurdunuz ve burada da aynı şekilde yine Eskişehir'de devam ediyorsunuz. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektörle ilgili hedefleriniz nelerdir? Sektörle ilgili hedeflerimiz şunlar. Daima ileri gitmek ve işimizi oldukça büyütmek istiyoruz. Evet. Olursa şubeleşmek, neden Türkiye'ye olmasın, dağılmak istiyoruz ve bu işi en iyi şekilde ve kesinlikle hep aynı standartlarda büyütmek istiyoruz yani. Evet. Yani diyebiliriz ki Ahmet Zorlu'yu tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz.
İnşallah. Şubeleşip, tabii ki şubeleşip işletmeyi genişletirken de bugünkü vermiş olduğunuz hizmet kalitesine ödün vermeden devam ettirebilmek tabii ki, baktığımız tabii zaman çok çok önemli. Son olarak bizleri izleyen izleyicilerimize buradan işletme sahibi olarak neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz? Yani ben müşterinin seçici olmasını bu konuda çok isterim. Evet. Yani müşteri gideceği yeri, alacağı hizmeti iyi bilmesi gerekiyor bir kere. Yani ben bir yere gittiğim zaman ben buradan mutlu olur muyum? Ve tavsiyelere kesinlikle önem versinler. Evet. Bu işte seçici olurken de mutlaka birilerinden tavsiye alarak bir yerlere gitsinler. Evet. Ama Ahmet Zorlu'ya gelsinler. Evet, biz de Ahmet Zorlu Kuaför'e buradan herkese davet etmiş olalım. Ahmet Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun.